Değerli dostlar, bugün Sultan Galiyev'den söz edeceğiz. Sultan adı Galiyev soyadı. Galiyev deyince ya yani bu konuları yakından bilmeyen dostlarım bu Gali ne diye düşünebilirler. Yani Gali Yev. Yev deyince Türkçedeki gil işte Galigil, Aligil falan gibi bir anlamı var. Gali aslında Ali demektir. Ve niye Gali? Çünkü Kıpçak Türkleri, Kazaklar, Kırgızlar, Tatarlar, Başkurtlar, Karaçaylar, Malkarlar, Arapçadan gelen sözlerde aynı söyleyemediklerinden onu gayin yapmışlardır. Yani buna kurallı ses değişimi diyoruz dil bilimde. Bir kuraldır. Yani Ali olur Gali, alim olur Galim. Galim de denir bazen. İlim olur Glim. Yani bu kurallı ses değişmesidir. Dolayısıyla o Sultan Gali sizin bildiğiniz Ali'dir. Türkiye Türkleri ise Arapların aynını terk ettiler. Eliften Doğan ayı aldılar. Biz de hiç Araplar gibi Ali demeyiz. Ne deriz? Düz Ali deriz. Ali. Yani bu işte her ikisi de Türk olmakla birlikte değişik Türk dillerinin özellikleridir. Dolayısıyla biz Sultan Ali evden bahsedeceğiz. O yevi de atarsak Sultan Ali'dir sözünü edeceğimiz kişiliği. Sultan Ali. Sultan Gali ya da Sultan Galiyev diyelim hadi. Yani kendisinin anlatımıyla bir cümleyle anlatılsa şöyle açıklanabilir. Bakınız ne söylüyor. Kalbimin üzerine çöken halkımın sevgisinin büyük ağırlığı yüzünden borşevizme geldim. Demek ki Sultan Galiyev'in asıl özelliği ve onun hayat ile ilgili uğraşında temel duygu halkına duyduğu olağanüstü sevgidir. O diyor beni bolşevizme getirdi. Yani bunu kendi yazdığı bir mektupta Güneş gazetesinde kazanda çıkan Güneş gazetesinde söylüyor. Kazan bugünkü Tataristan Respublikasının yani cumhuriyetinin Baş şehridir kazan Tataristan Respublikası diyoruz Sultan de evet bir Tatardır Ama o çok doğru Bir şey yapmıştır Tatar dediği zaman başına mutlaka Türk Tatar Sözünü getirmiştir Türk Tatar Neden çünkü Tatar denilen o halklar Özbeöz Türktür Küpçak Türkleridir Peki Tatar sözü nereden çıktı? Tatar sözü Ruslar tarafından konuldu. Yani Ruslar karşılaştıkları Doğu haklarından Mongolların bir türü olan Tatarları yaygınlaştırdılar. Karşılarına çıkan bütün o haklara Tatar dediler. Yani ilk karşılarına büyük bir boyutta çıkan altın ordu devletinin haklarını da Tatar dediler. Ruslar Tatar, Tatar diye diye hem Kazan bölgesi Tatarları, onların uzantıları yani Tatar, Kazan Tatarları Asya'nın birçok yerine dağılmışlardır. Sibirya'da, şurada, burada onlar vardır. Hem onlar hem de Kırım Tatarları, Kazan Tatarları ile Kırım Tatarları, evet Tatar adında birleşirler ama Ayrıca her ikisi de Türk'tür ve Türkçe konuşurlarsa da dillerinde ayrımlar vardır. Yani Kırım Tatar Türkçesi Türkiye Türkçesine çok yakındır da Kazan Türkçesi yine bazı kurallı ses değişmeleriyle ayrışır. Yani söz gelimi Kazan Tatarcasında ve sadece Kazan Tatarcasında Tatar Türkçesinde Kazan dediğimiz yani Kazan bölgesi Tataristan Tatarları diye de tanımlayabiliriz. Onlar da bizdeki ve diğer Türklerdeki E'ler i iyi olur, i'ler e olur. Yani dünyanın başka yerlerindeki Türkler men ya da ben derken onlar min derler. Min. Bu konuda başkırtlarla da aynı şekilde benzeştirler. Ama başkurtlarda, başkurt Türklerinde bir fark daha vardır. Sözün başındaki başkurtlarda sözün başındaki s'ler he olur. Yani başkurt min der, tatar da min der. Ama iş sene gelince, sen demeye gelince tatarlar Sinder, başkurtlar Hinder, der. Hin. Yani mesela bir başkurt min hini hüyemdir. Bu ayrıntı niye veriyorum? Çünkü Sultan Galiyev'in hedeflerinden birisi Tatar Başkurt Cumhuriyeti kurmaktır. Yani bu iki halkı bir halk gibi kabul ederek bunların cumhuriyetini kurmak istemiştir. Sultan Galiyev aslında bir bolşeviktir, komünisttir. Ve onun inanmış bir komünist olmadığıyla ilgili bir belgemiz, bir bilgimiz, bir kaynakta yoktur. Ama en başında söyledim, onu Bolşevizme ya da komünizme iten halkına duyduğu büyük sevgidir. Çünkü halkı, yani öncelikle Tatar Başkırt halkı, ama aynı zamanda biraz daha genişlettiğiniz zaman, Turan halkları, yani Sovyetler Birliği içinde yaşayan halklar ama onu biraz daha genişletir Sultan Galiyev bütün dünyanın sömürge halkları sömürgeleşmiş halk yani batı kapitalizminin sömürdüğü halklar Sultan Galiyev'in derdidir. Dolayısıyla o bolşevizm içinde bir ayrı ekol bir okul bir mektep bir akım başlatmıştır. Başlangıçta Bolşevik Partisi'nin dört büyüğünden biridir. Lenin, Troçki, Stalin ve Sultan Galiyev. Yani hem görevleri itibariyle hem devrime, Ekim devrimine, Ekim 2017'deki Bolşevik devrimine hizmeti itibarıyla Sultan Galiyev bu dört kişiden birisidir. Lenin'in çok yakınıdır. Yakın arkadaşıdır. Arada görüş farklarına karşılık Lenin onu korumuştur. Sonra Lenin ölünce de Stalin öcünü almıştır. Çünkü Stalin'in ortaya koyduğu Bolşevizm akımıyla Sultan Galiyev'in savunduğu Bolşeviklik ayrı yollarda kendilerine hedefler koymuşlardır. Evet. Lenin'in ölümünden sonra Rus Bolşevizmi devrim ne olacak sorusu gündeme geldiğinde Stalin Rus çarlığı sınırları içinde yani Rus devleti denilen devlet içinde bir Bolşeviklik öngördü. Troçki sürekli devrim görüşüyle devrimi bütün dünyaya yaymazsak sonunda gerçekleştiremeyiz amacımızı dedi. Buna benzer bir görüş ortaya koyan ama Troçki'den de farklı görüş ortaya koyan Sultan Galiyev ise sömürgeler bolşevizmi, sömürgeler sosyalizmi diyebileceğimiz bir anlayışı sistemleştirdi ve Sultan Galiyevcilik diye bir akımının doğmasını, akımın doğmasını sağladı. Yani bu başaramadı. Yani neticede Stalin dediği oldu. Stalin hakim oldu Rusya'ya. Ama Sultan Galiyevcilik inananların gönlünde bir nazlı hayal olarak yaşamaya devam etti. O kadar ki mesela bugün de Kazakistan Cumhuriyeti'nin o çok değerli ve çok başarılı aynı zamanda bir düşünür olan devlet başkanı ben aslında içimden hep gizli bir Sultan Galiyevciyimdir demişti. Tabi Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra çünkü Sovyetler Birliği döneminde bunu elbette diyemezdi. Nur Sultan Nazarbayev'den söz ediyoruz. O söyledi ama biz biliyoruz ki birçok aydın yani Türk aydını bolşevik olan komünist olan Sovyetler Birliği içinde ve dışında sosyalizm için mücadele eden icraat yapan birçok aydın kişi Sultan Galiyev hayalinden vazgeçmediler. Sultan Galiyev diyordu ki yani asıl proletarya ezilmiş olan sömürge halklarıdır ve Rus çarlığı içinde de porle, gerçek proletarya Türk ve Rus olmayan diğer halklardır. O yüzden eninde sonunda nasıl olsa bu Rusya'da çok daha bilinçli olan Rus proletaryası galip geleceğinden netice itibariyle eğer devrim dışarıya yayılmazsa ve dışarıdan destek almazsa amacına ulaşamaz. Ve Rusya'da sosyalizm değil, komünizm değil, devlet kapitalizmi gerçekleşir ve devlet kapitalizminin egemen sınıfı olacak olan Rus proterleri yani Rus sanayi işçileri ve onların iktidarı sonunda Çarlık Rusyası'nda olduğu gibi Sovyetler Birliği içinde yaşayan gayri Rus halkların ezilmesini sürdürür. O zaman devrimin amacı ne? Ayrıca şunu söylüyordu. Eğer devrim amacına uygun olarak yani komünist devrim amacına uygun olarak sosyalizm aşamasından sonra komünizm aşamasına geçecekse bunun için dünya kapitalizminin yok edilmesi gerekir. Dünya kapitalizminin yok edilmesi için de mutlaka dünyanın sömürgeleştirilen haklarıyla işbirliği yapmak gerekir. Evet. Yani Sultan Galiyevciliği özeti budur ama bu yolda mücadele ederken o devrin başındaki büyük kazanımlarından yani söz söz gelimi işte bir Müslüman o dönemde bütün Sovyet halklarını bir isimde toplamak için Müslüman Bolşevikler, Müslüman komünistler tabiri kullanılıyordu. Burada Müslümanlık bir inanç olmaktan çok halkların kimliğini ifade eden bir kavramdı. Yoksa Sultan Galiyev'in inanmış bir Bolşevik olarak aynı zamanda inanmış bir Müslüman olduğunu düşünmüyoruz. Yani ayrıca da Sultan Galiyev'den başka da birçok komünistler bu Müslüman Bolşevikler birliklerinde yer alıyorlardı. Yani Müslüman tabiri bir üst kavram olarak kullanılıyordu ama Sultan Galiyev Türk kavramını ve Turan kavramını da kullanıyordu. Yani Sultan Galiyev'in seçimi buydu onun için ona Turancı Komünist'e de denir. Sultan Galiyev ilk hedef olarak yani Ural bölgesinde, İdil Ural bölgesinde Tatar Başkırt devleti, Bolşevik devleti kurmak istedi ve buna bağımsızlık istedi. Yani Rusya'dan bağımsız olsun istedi. Sonra daha genişletti görüşünü ve bugünkü Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Tataristan, Başkırdistan, hatta Çuvaşistan falan yani bütün o bölgedeki Türklerin bir devlet halinde birleşmesini, hatta tek devlet halinde birleşmesini, bir federasyon olmasını ve böyle bir borçevik devletin ortaya çıkmasını istedi. Bunun için mücadele etti tabii ki. Bu Stalin'in görüşleriyle yüzde yüz çekişmeli olduğu için de Stalin ona düşman oldu. Stalin Sultan Gali ve düşman oldu ve onu kendisine bir rakip olarak da gördüğü için Sonunda Sultan Galiyev'i 1923 yılında bir Bolşevik Partisi toplantısında mahkum ettirdi. Orada yaptığı konuşmada Stalin çok hak yüzlü yani sureti haktan görünür. Kendisinin aslında Sultan Galiyev'in yaptığı büyük hizmetlerden ötürü onu koruduğunu ama artık koruyamaz hale geldiğini çünkü Sultan Galiyev'in artık komünist e, hedeften çıktığını ve nasyonalist yani milliyetçi hedeflere yöneldiğini falan söyler. Ve sonunda da ne yazık ki tabi hep ola geldiği gibi Sultan Galiyev'in bazı yakın arkadaşları bile Stalin'in korkusundan Galiyev'i suçlarlar partiden atılmasının doğru olacağını söylerler. Bu arada tabii ki onu gayretle savunan dostları da vardır. Ama Stalin dediği olur ve 1923'te Sultan Galiyev partiden atılır ve ondan sonra artık onun muhalefet dönemi başlar ve hapsedilir. Ama hapsedildiği zaman hapisteyken Tatar Başkırtlar toplanırlar ve onu doğunun büyük kahramanı işte Bolşevizmin parlayan yıldızı filan diye onlar da bir kurultay toplar ve onlar da bu şekilde destekleyince hapishaneden salı verilir, tahliye edilir. Evet, yani şöyle bir hayatıyla ilgili çok kestirmeden bazı bilgiler verelim. 1882'de doğdu. 1828'de Turan Federal Sosyalist Cumhuriyeti için mücadele etti. Turan Federal Sosyalist Cumhuriyeti için mücadele etti. Hayata köy öğretmen olarak başladı. Kütüphane memuru oldu, gazeteci yazar oldu. Bakıda öğretmenlik yaptı. Azerbaycan'da müsavatçılarla birlikte olduğu Mehmet Emin Resulzade ile birlikte çalıştı. 1 Mayıs 1917'de bütün Rusya Müslümanları Kongresi'nin genel sekreteri olduğu, Kazanda Müslüman Sosyalist Komitesi'nin yetkilisi olduğu, Sovyet Yanlısı Uluslararası Komitesi'nin ikinci sekreteri olduğu, 1918'de devrimden sonra Kazan Muskom Komiserliği yaptı ama işte o sırada mesela Süyünbüke Kulesi yapıldı. O yaptırdı. Şimdi bir taraftan Borşevik ama bir taraftan da Süyünbüke gibi Tatarların o efsanevi destansı kraliçesi diyelim. Yani bugünkü yaygın tabirle kraliçesiyle ilgili de bir abide yaptırdı, bir kule yaptırdı filan. Efendim bu arada <laughs> bu da tarihin ilginç çelişkilerinden birisi. Sonradan Türkiye'ye gelip Türkiye'ye kaçıp Türkiye'de Turancılık yolunda mücadele eden Zeki Velidi Togan, Sadri Maksudi Arsal gibi yani burada tabi Arsal soyadını aldı. Zeki Velidi de Togan soyadını Türkiye'de aldı. Zeki Velidi ayrıca da çok büyük bir bilgin oldu. Sadri Maksud de öyle. Yani Sadri Maksudi Arsal Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları diye kitap yazdı. Efendim oradaki adı e, Zeki Velidov olan Zeki Veli Togan'da mesela 1944'te Turancı olarak Türkiye'de tutuklandı. Peki çelişki ne? Çelişki şu. O dönemde Turan Sosyalist Partisi ve Turan Sosyalist Devleti kurmak için mücadele eden Sultan Galiyev'in karşısında Lenin'in ve Lenin'le anlaşarak tabii ki Stalin'in asıl Stalin'dir bu fikrin sahibi. Yanında saf tutar gibi olan bu iki değerli kişi o zaman da Sultan Galiyev'in elini zayıflattı. Bu ilk değerli iki kişi tabii ki ikisi de Türk milliyetçisidir, ikisi de değerlidir. Yani ama bir takdirdir, bir tercihtir. Onlar Turan Partisi ve Turan devleti, sosyalist devleti yerine Lenin'den kendi dar gruplarına özellik almayı tercih ettiler. Ve Lenin'le anlaştılar. İşte bugün Tatar Respublikası, Başkurt Respublikası dediğimiz o federe devletlerin temelleri o zaman atıldı. Suçluyor muyum? Hayır suçlamıyorum. Her konuyu dönemi içinde düşünmek lazım. Yani bu söylediğim tarihi gerçeklik Zeki Velidi'nin ve Sadri Maksudi'nin e, Türkçü olmadıklarını göstermez. Yani o şartlarda öyle düşündüler ama dedikler de olmadı. Ayrıca Türkiye kaçmak zorunda kaldı her ikisi de. Evet Değerli dostlar, e, Kolçak kuvvetlerini yenen ordunun başında ya 1918'de yine Sultan Galiyev vardır. Hatta Troçki Sultan Galiyev'in askeri stratejideki dehasını çok över. Bu olaylar dolayısıyla yani Sultan olağanüstü bir insandır. Böyle bir halde vardır. 1919'da Moskova, 1920'de İldil Ural Cumhuriyeti için mücadele, 1923'te tutuklanmak, Efendim sonra sömürgeler enternasyonalizmi, Turan Sosyalist Devleti falan ama bu arada yardımcısı Mustafa Supi'dir. Mustafa Supi bir Türkiye'li aydındır, Türkiye'li komünisttir. Milli mücadele sırasında Türkiye'ye gönderilir ama Trabzon'da yani şu ana kadar tam çözülemeyen bir suikastla öldürülür. Fakat Mustafa Süpi'nin yanından uzaklaştırılması da doğrusu Sultan Galiyev için bir zayıflık meydana getirir. 1928'de kendisine Lenin tarafından Moskova Üniversitesi rektörlüğü teklif edilir. Bunu kabul etmek zorundadır. Kabul eder ve üniversitenin rektörü olur ama bu arada Lenin ölür. Lenin ölünce de Sultan Galiyev tekrar tutuklanır. Tutuklanır ve 10 yıl süreyle Sibirya'da yaşamaya yani sürgüne mahkum edilir. Esasında idam kararıdır beklenen ama işte onun geçmişteki hizmetleri ve onun büyük itibarı dolayısıyla meydana getirebileceği sıkıntılar yüzünden müdahale edilir ve 10 yıllık bir sürgün Sibirya'da o uçsuz bucaksız buz denizinde bir küçük kasabada yaşamaya mahkum edilir. Bundan sonrası doğrusu tartışmalıdır. Ne oldu ondan sonra? Bir ifadeye iddia göre 10 yıl sonra yani 1939'da bırakıldı bir iddia. Peki ne oldu? Ondan sonra Kazan'a ve Türk bölgelerine gelmesi yasaklandı ve kayboldu gitti. Bir iddia bu. Ama başka bir iddia da vardır. O iddiaya göre aslında her ne kadar sürgüne mahkum edildiyse de gizlice bir idam kararı çıkarıldı. Hiç sürgüne falan gitmedi. 1928'de kurşuna dizildi de denilir. Öyle diyenler de var, böyle diyenler de var. Gerçek ne? Gerçek Sultan Galiyev'in bedeniyle ilgili bir konudur. Ama artık Sultan Galiyev kişiliğiyle ve düşünce dünyasıyla bir Türk düşünürü olarak ortada yoktur. Dolayısıyla yani kimilerinin öyle demesi, kimilerinin böyle demesi sonucu değiştirmez. Bir iddiada da şöyle de deniliyor. Evet, 39'da bırakıldı ama 1940'ta kurşuna dizildi. Yani çeşitli görüşler var. Evet. Sultan Galiyev hakkında birçok kitap var yani. Şu bütün eserleri ileri yayınlarından çıkmış. Sultan Galiyev'in konuşmaları. Okuduğunuz zaman çok büyük bir düşünür ile karşı karşıya olduğunuzu göreceksiniz. Sıradan bir insan değil. Boşuna bir takım insanlar Galiyevci olmamışlar. Efendim yine Sultan Galiyev'i anlatan Erol Kaymak'ın yazdığı bir kitap, İrfan Yayın Evi'nden. Efendim, Renat Muhammedi, bu bir Tatar türküdür. Onun Sirat Köprüsü, Sultan Galiyev'in hayatını romanlaştırmıştır ama zaten roman gibidir. Sultan Galiyev davasını anlatan güzel bir çalışmadır. Bu davayı anlatır. Sultan Galiyev ve Sovyet Müslümanları Sovyetler konusunda çok bilgili olan ve başka da kitapları olan Alexander Beniksen'in Çantal, Kuali Kujay ile birlikte yazdıkları Sultan Galiye ve Soyat Müslümanları adlı kitaplar. Evet, süremiz doldu. Ama sanırım Sultan Galiye hakkında kısa da olsa bir şeyler anlattık. Sağ olun değerli izleyicilerim. Size sağlık diliyorum, iyilik diliyorum, esenlik diliyorum başarılı ve uzun bir dirlik diliyorum